girmiş olmamız lazım. Sivas kanalındayız Evet, mı şu an? Şu ayarladım kanaldayız. ben. Tamam. Ben ayarladım onu, evet. Abi şu an bizim kanalda girmiş olduk yayına. Herkese iyi akşamlar öncelikle. Yaklaşık 10 dakika sonra maçımız başlayacak. Güngör Akbaba Öz, değerli menajerimiz, kendisiyle birlikte bu maçta sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyarız. Hoş geldin Güngör abi. Çok teşekkür ediyorum. Heyecanlıyım. Gerçek resmi bir maçta ilk kez maç sunacağım için, seninle birlikte olduğum için heyecanlıyım. Sen nasılsın abi? Ben de iyiyim. Takımlaydım biraz önce. Moraller yerinde. Oh. Onlar da şu an antrenmandalar. Süper. Bekliyorlar maç saatini. Onlarda heyecan var mı yoksa alışık Değil mi? oldukları bir atmosfer mi? Onlar şey yaparlar. Alışkınlar yani. Evet. Ben de bu İntro buzda aradan girdi. birkaç yarışma yapıyorum rakiplerle falan. Tabii ki. Ben burada nabzı yokluyorum. Herkesi bekliyoruz maçımıza. Bir Peki. tarafta. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yavru Kangal Batu, aleyküm selam. Eyüp Sivaslı, hoş geldin. Evet, Eyüp de bizim eski oyuncularımızdan. Evet. Her daim yanımızda sağ olsun. O da Sivas'ın yiğidolarından. Helal olsun. Şarkıya bak be diyor Eyüp. Ve 58 bayram. Merhaba kardeş. Sana da kardeş merhabalar. Yiğidin harman olduğu yerden. Bayram da aramıza katıldı. Recep Talha moderatörümüz. Başarılar diyor Sivasspor'umuza inşallah. Aleyküm selam Seyfullah. Fatfato sen de hoş geldin. Çok az kaldı maça. Fatfato bizim Evet, duayenlerimizden Fatfato. ya. Yavru Kangal Batı'nın da şeyi güzelmiş, Niki güzelmiş ya. Aynen. İlginç. Bugün iki maçımız var. Saat 23'te Karagümrük Espor'la, 23.30'da da Eskişehir Espor'la maçımız var. Az kaldı, bir 6-7 dakikalık bir Süre bekleme kaldı. süremiz var. Ondan sonra başlayacağız inşallah. Süper. Geçen hafta 2'de 2 yapmıştık. Evet. Şimdi bu hafta da öyle planlarımız oynadı ama tabii bilemiyoruz, rakiplerimiz iyi. Evet, Karagümrük galiba bu sene bayağı bir iddialı, öyle mi abi? Yani onlar yeni katıldılar lige. Yeni ekipleri var. Her şey yapmıyoruz yani. Nasıl bir oyun oynadıklarını yeni yeni görüyoruz. Evet. Normalde ligde her takım birbirini tanıyor. Nasıl oynadığını biliyor. Hani nasıl atak yaptıklarını, oyuncuları az çok tanıyoruz. Neler yapabileceğini biliyoruz. Evet. Karagümrük yeni olduğu için onların biraz oyun planını öğrenmemiz gerekiyor. Onu biraz fırsata çeviriyorlar diyelim yani. Evet, kesinlikle. Eyüpçüm aleyküm selam. Talhacım aleyküm selam. Sağ olun, var olun. Sebahattin Demirel, selam Sivaslılar diyor. Hoş geldiniz yayınımıza. Sizler de hoş geldiniz. İki maç mı oynanacak hocam diye sormuş Mehmet Cansuer. Evet, az önce Güngör Bey'in de belirttiği gibi iki maçımız var bugün. Arka arkaya olacak ikisi de. Cihan Doğan, aleyküm selam, hoş geldiniz yayınımıza. Çok az kaldı maç ekranına geçiş yapmamıza. Son dakikalar artık. Takım antrenmanda şu an. Evet. Birazdan yayın açarlar.
Biz de bağlanırız. İlk 11'i ilk 11'i verebiliyor muyuz? İlk 11'imizi kadroyu söyler misiniz? Tabii ki hemen söyle. Söylüyorum ilk 11'imizi. Kalede Şahap, savunmada sol bekte Efe, stoperlerimiz Orhan ve Osman, sağ bekte İhsan, orta sahamızda Oğuzhan ve Yüksel, önlerinde Emre oynuyor, sol kanatımız Şahin, sağda Osman ve forvetimiz Yunus. Kadromuz şu an bu şekilde. Ekrana yansıtamıyor muyuz kadroyu? Ben tarafını atmıştım. Şu anda ona tam olarak çözümleme yapamadım. Tamam. Soruyorum. Problem değil. Moveboard'umuz biraz sert. Onu ayarlayacağız ya. Onun için biraz kibar olman gerekiyor. Moveboard biraz şey ya. Onda yine ekledik. Ayarlamanı yapacaktık ama evet. Pato yapacaktı herhalde değil mi onun? Evet, evet. Ayarlamalarını geçen sezon vermişti ama. Size maç ekranı gelecek değil mi Güngör abi? Tabii ki. Şu an kontrol sağladım. Henüz maç ekranımız gelmedi. El Yunusi'den hat-trick bekliyoruz diyor Recep Talha. El Yunusi'den beklentiler çok. Evet. Herkesin beklentisi oranında. Umarım beklentilere karşılık verir. Bu aralar çok formda. Kendini iyi hissediyor. Özellikle konuşuyoruz, onunla görüşüyoruz. Süper. Bayağı kendimi iyi hissediyorum, formda hissediyorum diye. Umarım sahaya yansıtır. Ender, hoş geldin kanka. Bir arkadaşım Ender de bugün maçı takip edeceğini söylemişti. Bizi yalnız bırakmadığın için teşekkür ederiz. Sabahattin Demirel şey sormuş. Aboneliği soruyor. Evet, şöyle kanalımız yeni olduğu için Twitch partner olmamız gerekiyor önce. Bunun için de bazı kriterler var. O kriterleri yerine getirmemiz lazım. Onlar için uğraşıyoruz. Ondan sonra tabii ki olur yani, neden olmasın. Evet. Güngör Bey, ne zaman gelir sizce maç ekranı? Ben şu anda sizin o aktarım bölümünde bekliyorum. Arkadaşlar söyledim. Herhalde maçtalar. Maçları 1-2 dakikalık bir gecikme olacak mıdır startımızda Karagümrük maçında? Olabilir. Bazen şey yapıyor. Tamamdır. Çünkü saatler geldi neredeyse. Yiğit Atakan, teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyor o da. Teşekkür ederiz. İnşallah iki maçtan da alnımızın akıyla ayrılacağız bu akşam. Heyecan dorukta artık, son anlar. Hı. Evet. Çok teşekkür ediyoruz kendisine de. Erhan Bey'e. Çok teşekkür ediyoruz. Bize yaptığı bütün desteklerden dolayı, başta Mecnun Otyakmaz Başkanımız, ardından Oray Otyakmaz ve Erhan Bey'e buradan Güngör Bey'in de desturuyla selamlarımızı yolluyoruz. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet. Öyle mi? Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz paylaşımınız için. Resmi hesabından kulübümüzün. Maç ekranı da geldi bu arada. Hemen aktarıyorum sizlere şimdi maç ekranını. Şu anda gördüğünüz gibi maç ekranında yansıttık. Heyecan dorukta. Son anlar.
Ben bu arada kaç ayarlama yapıyorum da. Tabii ki. Rakip takım yazdım. Bu arada onunla da konuşayım. Kaç kişiyiz şu an yayında? O 89 kişi süper. Evet, 89 kişiyiz. Bugün bir 200'ü falan görürüz inşallah. Yani şöyle, bir önce bir arkadaş sormuştu abonelik işlemi için. Abonelik için belirli kriterler var demiştim. Twitch partnerlik alabilmemiz için. Bundan mesela birisi aynı anda yaklaşık bir 50-60 kişinin yorum yapması gerekiyor. Mesela mesajlaşmada mesaj yazması gerekiyor. Hani herkes bir mesela bir 58 yazsa çok sevinirim şu an. Çünkü ne kadar etkileşim alırsak o kadar çabuk Twitch partner olup daha fazla içeriği sizlere daha çabuk sunabiliriz. Herkese çok teşekkür ediyorum şimdiden destekleri için. 58'ler gelmeye başladı bile. Çok teşekkür ediyoruz. Kayseriler de var herhalde. 38, 38 yazıyor. Evet. Recep Talha Kayserili. Yani 38 ne alaka? Biz Allah'ına kadar Sivaslıyız yani. Gerçi her takım kardeşimiz ama Kesinlikle. Gönlümüz Sivas'ta. Yayına gelen herkese çok teşekkür ediyoruz şimdiden. Artık maç ekranımız geldi. Son dakikalar maçımızın başlamasına. Evet arkadaşlar yerleşiyorlar. Evet. ...68 Aksaray. Aksaray'a da selam olsun buradan. Evet. Hepsi bizim kardeşimiz. Yani. Kayseri'ye, Çanakkale'ye, evet. Her yere selam olsun. Futbola gönül verenlere, özellikle Espor takipçilerine, bizi yalnız bırakmayan Sivas Spor taraftarlarına buradan selamlar. Teşekkür ediyoruz Recep'ciğim. Kıbrıs'a selamlar demiş o da. Eyvallah. Bu arada şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Bu alanda bir ilkiz. Bir e-spor takımının spikerli kendi şahsına ait spikerinin olduğu ilk takım biziz. Sana da teşekkür ederim bu konuda. Forma da çok yakışmış. Onu da söyleyeyim. Eyvallah Güngör abi. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu resmi maçın heyecanı üzerimde şu anda. Dün antrenman yayınımızda çok rahattım deneme yayınında. Evet. Şu an ufak bir heyecan var açıkçası. Olacak ya o kadar. Yeni yeni başladık. İlerleyen dönemlerde. Süper. Barış Çabas, sen de hoş geldin kardeşim. Yeni bir Ercan Taner doğuyor yazmış arkadaşım. Teşekkür ediyoruz. Ercan Taner'in bugün bir tweet'i vardı, ben de gördüm. Türkiye'nin Maradona'sı Sergen Yalçın'dır diye bir tweet atmıştı 2-3 saat önce. Ya stil olarak benziyor, evet. Evet. Bu konuda şey olabiliriz. Doğru. Benim fikiriz. Sergen Yalçın'ı da severiz buradan. Onu da kötüleme anlamında değil de stil olarak tabii birazcık daha Maradona ile düşündüğümüzde kendisi var yani dediğiniz gibi Güngör Bey. Yani. İçinde var yani Maradona'lık. Aynen öyle. Arkadaşlara şey soralım yayındakilere. Şu an Sivasspor'da oynayan veya daha önce oynamış en sevdiği oyuncu kim mesela arkadaşlarımızı merak ettim o. Bizim Espor olarak değil mi? Hayır gerçek. Gerçek. Takımımızda. Evet. En sevdiği oyuncu kim arkadaşlar? Geliyor yorumlar. Evet yorumları alalım size. Robinho ve Sisinho gördüm şu an. Robinho başkaydı gerçekten ya. Evet, Atıf diyorlar. Robinho, Sisinho, Atıf. Emre Kılınç ve Mehmet Yıldız. Revenger Ryan. Hoş geldin sen de. O da yayıncı kardeşimiz. Ben de şeyi çok severdim ya. Eskilerden Pini Balili vardı. Oo, Pini Balili. Gerçekten kamera ekranını kaşlarıyla kapatıyordu Güngör abi. Hiç unutamam. Fenaydı ya Balili. Onun böyle gülen yüzü falan aklıma geliyor da. Yüzünü evet. Görünce gülme geliyordu bana. Çok sempatikti yani. Kesinlikle. Bu arada Sivaslı Nuh abimiz yayınımıza yazdılar. Şeref verdiler. İyi yayınlar. İstanbul Çılgınlar 58 taraftar grubu olarak desteğinizi esirgemediğiniz için teşekkür ediyoruz. Enaramo diyorlar.
takıma söyleyeyim. Başlayabilirler. Hı. Tekkaş Balili, Helal Bayrak, Çınar. Evet, Efe Babek de burada. Sol tarafta oynayan oyuncumuz. Yunus hat-trick yapacak diyor. Efe diyorsa doğrudur. Evet, Yunus'tan talimat şeyi almıştır o. Değil mi? Evet, Yunus'tan o şeyi almış. Yunus'a gazı vermiştir o şimdi. Kesinlikle. Bu arada oyuncular yayınları falan hep izliyorlar. Hani şey yapıyorlar bize. Maçtan sonra tekrarını izliyorlar. Süper. Ve maç sonrasında da muhtemelen kaptanımızı röportajı alacağız buraya. İnşallah güzel geçer maçımız ve rahatlıkla sohbetimizi yaparız. Çok sağ olun arkadaşlar. Verdiğiniz bütün destekler için çok sağ olun. Takımımız hazır. Bu e-sporun, Twitch'in böyle bu şu anki bulunduğumuz ortamın şöyle bir güzelliği var. Taraftarlarımız tepkilerini direkt yansıtabiliyorlar. Direkt böyle belli edebiliyorlar. O yönden bir güzelliği var bu e-spor arenasının. Bizim taraftarlarımız da sağ olsun çok istekliler, alakalılar bu konuda. Her alanda olduğu gibi burada da destek veriyorlar. Süper. Bakalım maç başlıyor. İrem Kaynarca, çok teşekkür ediyorum desteğiniz için. Herkes geldi. Maç başlamak üzere artık. Nefesler tutuldu. Şu an oyuncularımız hazırlar. Son saniyeler. İşte iki takım da sahada. Ve başlıyoruz. Haydi Sivasspor'um. Yüksel. Sol taraftan ileriye doğru bindirdi. Şu anda Osman Türk. Sağ kanattan gelişiyor atak. Yunus vurdu. Olmuyor. Metin'le uzaklaştırma çabasında rakip gol. Osman attı. Dakika 2. Osman'ın golü. Karagümrük karşısında 1-0 öne geçiyoruz. Mükemmel bir gol. Güngör abi ne diyorsun bu gole? Daha hızlı başladık. Zaten en büyük özelliğimiz bu. Direkt önde baskı yapmak, topu öne atıp önde pres yapmak. Evet. Bugün de hızlı başlamamız iyi oldu. Yani bu oyunun şöyle bir güzelliği var. Daha doğrusu öne geçen için çok güzel bu. Öne geçen genelde maçları kazanıyor. Çünkü rakip takım açık veriyor arkada. Bu da ekstra fırsat yaratıyor. Kesinlikle. Şu anda gelişen Karagümrük atağı. Boran'la gelmeye çalışıyor Karagümrük. Orada oyuncularımız güzel yerleştiler savunmaya. Yarı alanımızda bekliyoruz rakibi derken Şahin. Şahin'in Emre'ye verdiği pas. Emre bazı skiller denedi. Top Yunus'a ulaşmıyor. Metin orada Boran'a gönderiyor topu. Şu anda mutlu. Sol kanattan Karagümrük Spor organize bir atak çabasında. Hasan Mert'in pası. Ertuğrul'un pasında Boran aldı topu. Savunmamızda Osman kornere yolluyor topu. Karagümrük korner kullanıyor. Dakika 9. Pro Lig'deyiz. Pro Lig müsabakasında 1-0'lık üstünlüğümüz sürüyor. İkinci dakikada gelen golümüzle. Gözler hakemde. Aman bir hata geldi kaleden. Derken uzaklaştırdı topu. Güvenli alana doğru gönderildi top. Osman. Offside yok. Mükemmel bir ara pas. Orada alacağız mı topu? Evet. Şahin'in pası. Emrah 2 oldu. 2 oldu. Dakika 12. 2-0 oluyor. Mükemmel bir gol daha bırakıyoruz. Bravo. Aslanlar. Mükemmel gördü orayı. Uzun pas. Maci'ye. Maci tamamlayan oldu. Kaptan olarak sahada bugün. Dakika 12. Sivas Spor 2. Karagümrük Spor 0. Güzel başladık. Konsantre oluyor. Süper başladık. Süper. Güzel ne kelime Güngör abi. Ertuğrul'la geliyor Karagümrük. Ertuğrul sıkıştı orada. Savunmamız Kangal gibi boğarak geçti oradan topu. Oğuzhan'ın pası. Şu anda yine topu uzaklaştırma çabasında takımımız. Kaleci. Onu sakinleştirmemiz lazım. Biraz skoru tutmak lazım. Zaten rakip iyice açılacaktır ilerleyen dönemde. Şu aralar bir biraz rolanti alıp rakibi biraz üstümüze çekmemiz lazım. Tabii takım öyle ki saldırıyor yani. İşte dur da diyemiyoruz yani. Kangal gibiler aynı.
Biraz maç sesi verelim o zaman yayına. Aynen, bir tık altta. Geldi. Umarım seyircilerimiz bu maç sesini sevmişlerdir. Kalecimiz orada. Şahap. Teşekkürler Furkan. Takım hırslı, hırçın, aşırı ruhlu şampiyonluğu oynuyor bu sene. Doğu, Karagümrük atağı. Top Emra'da. Emra güzel bir düşünce var. Özgür'le uzaklaştırıyor Karagümrük topu. Bu arada bir dipnot vereyim. Karagümrük'ün sol beki, Karagümrük Espor'un sol bek oyuncusu Arslan Akçı. Aynı anda da voleybol milli takımının kaptanlığını da yapıyor. Maşallah. Evet, hem e-sporculuk hem de bir voleybolculuk kariyeri var. Arada süpermiş. Bir süre beraber oynama fırsatımız oldu. Gerçekten çok kaliteli, çok beyefendi bir insan. Fair play kapsamında gördüğünüz gibi rakibimize de bir selam gitti buradan. Karagümrük Ertuğrul'la sol kanattan gelmek istiyor. Hasan'ın ortası. Orada savunmamız dikkatli ve out'a doğru gidiyor top. Şahap. Bir degajman. Bakıyoruz orada kim karşılayacak bu topu. Rakip uzaklaştırma çabasında ve Doğu'yu görüyorlar. Gelin arkadaşlar. Gelinse saygıdeğer taraftarlarımız. Her geçen an yayındaki kalabalığımız artıyor. Bora'nın ortası. Direkten dönüyor top. Şahap orada. Mikail. Ters tarafa. Efe. Mükemmel bir kademe. Arslan Ekşi. Taç Sivas Spor'umuzun. Heyecan giderek artıyor. Dakika 31. Karagümrük gol arıyor. Şimdi Hasan. Geriye oynadı Aslan'a. Organize gelme çabası Karagümrük'te. Stoperlerimiz dikkatli. Ertuğrul, Şahap yerde. Gözler hakemde. Uzaklaştırıyoruz. Tebrikler Şahap savunmamıza. Şahap bayağı açılarak oynuyor. Şahap bugün gerçekten ilk spikerli maçın heyecanını o da yüreğinde hissetmiş. Evet. Öne çıkıyor. Derin bir nefes aldık şu anda dakika 35. Ya bu normal, rakip ister istemez baskı uygulamaya çalışacak. Kesinlikle. Oyunun da vermiş olduğu bir momentum var sonuçta Güngör Bey, değil mi? Aynen öyle. Bir de ilk yarı sonları yaklaşıyor. Evet. Momentum illaki var yani. FIFA'da her zaman her modda vardır yani. Fut olsun, hani pro olsun, hepsinde var. Kesinlikle. Osman. Orta sahada Sivas Spor'umuz topu çeviriyor. Şahin'den geriye Efe'ye. Şimdi Osman. Stoper Osman'ımız. Oğuzhan ve Osman paslaştık. Orta sahada pas yapıyoruz. Oyunu bir nebze soğuttu takımımız mükemmel paslarla. Emre'ye doğru pas Osman'dan. Emre Ulaş çok iddialı bir oyuncumuz. Çok kalite kokan hareketler yapıyor. Osman'la karşılıyoruz. Helal olsun. Sıyrıldı Osman. Mükemmel bir rainbow flick geldi. Emra aldı karşısına kareyi. Olmadı. Hadi çocuklar, hadi. Biraz bastık ve aldık topu. Boğuyoruz şu an Karagümrük'ü. 3-3-3 sesleri taraftarlarımızdan. Yunus. Yine geliyoruz. Harika hareketler. Yunus. Mükemmel kontrol. Emra'da top. Emra. Penaltı kovalıyor. Evet, bu skillerle çıkamadık oradan. Dakika artı 45 artı 1 sona erdi. Chat'te 3-3-3-3 sesleri var. Teşekkür ediyoruz. İlk yarı sonucu. Sivas Spor 2. Karagümrük 0. 25. dakikadan sonra 40. dakikaya kadar bir Karagümrük'ün baskısı oldu. Bu da gayet normal. Ama iyi tutabildik. Bir şans pozisyonumuz vardı. Direkten dönen top bizim için şanstı. Skor 2-0 olunca tabii bir gol yememek lazım. Geçen hafta da izleyenler için, belki izleyenler vardır. 2-0 iken bir penaltı olmuştu Timor Ora maçında. Kalecimiz Şahap çıkarmıştı. Yani o golü yememek, o golü tutmak hem rakibin moralini bozuyor hem bizim oyunculara daha da şey yapıyor, güçlendiriyor moral olarak gol yememek evet. Konusunda. Çok önemli. İnşallah böyle devam eder. Hatta farkı da açarız. Ben farkı açacağımızı düşünüyorum. Çünkü ikinci yarı Karagümrük biraz daha önüne baskı yapacaktır.
riskleri alacaklar değil mi Güngör Bey ikinci yarı? Yani mecburlar. Uzun topa döndüğümüz zaman daha evet. iyi olacağız diye düşünüyorum. Ve başladı ikinci yarı. Haydi çocuklar, haydi idolar. Karagümrük start verdi. Santra vuruşuyla Osman'la tekrar araya giriyoruz. Sol kanada Efe'ye. Oyunu kurarak, okuyarak çıktık. Şimdi Yunus. Benim biraz sesim sıkmış herhalde. Abi senin sesini sonuna kadar açtım Discord'dan ama. Ben deli gibi bağıracağım. Bağır abi, bağır. Evi inleteceğim bu akşam. Teşekkürler. Ama hiç tezahürat göremiyorum ben ya. Vallahi. Demin bir 3-3 gördük chatte. Devamını bekleriz. 58 yaklaşıyor. Haberleri olsun. Taraftan çok az kaldı. Dakika 58 şovu istiyoruz yani. Bekliyoruz. İsteriz. Metin, Karagümrük. İkinci yarı bütün riskleri alacak. Yenen iki gol var ilk yarıda. Rehavete kapılmamak gerekiyor. Evet. Ya, takımın rehavete kapılacağını düşünmüyorum. Her zaman skoru tutmaya oynarlar. Konsantre oynuyorlar yani. Kesinlikle. Şeyimiz yok o konuda. Eksiklik istedim. Çünkü Yunus hemen müdahale eder yani. Şahin de öyle. Şahin de bayağı konsantrasyonu yüksek bir oyuncu. Hı. Takımı motive ediyor her zaman. Sağ içindeki şeyle, duruşuyla. Emojileri hazırlıyormuş chat. Dakika 58'e özel. Müthiş bir destek var arkamızda bugün. Evet. Üçüncü golü arıyoruz. Yunus. Yunus baktı. Sağ ayak. Kesti içeriye. Olmadı. Olmadı Osman. Devam eden hatamız. Mikail ile Karagümrük Spor savuşturuyor hatamızı. Boran. Arkaya sarkar mı dedi. Denedi Ertuğrul'a. Ertuğrul. İçeri kesecek sanırım. Derken topla birlikte avuta çıkıyor. Tribünde delirdi. Chat çıldırdı. Kırmızı beyaz emojiler geliyor. Helal be. Helal olsun. Çok çok mükemmel bir atmosfer var chat'te şu anda. Şampiyon Sivas Spor yazıları. Pro Lig'deyiz. 2-0 üstünlüğümüz sürüyor günün ilk maçında. Hadi geliyor. Şahin gidiyor. Sol ayak vur. Of. Sühan güzel çıkarttı. Şimdi korner kullanıldı. Taç. Taç bizim. Tezahüratlar geliyor. Müthiş destek var chatten. Müthiş bir destek var arkasında taraftarımızdan gelen. Helal olsun. Bu ligin tablosunu Pro Elite Lig'den internet sitesinden de görebilirsiniz. Bizler de tabloyu size gösterebiliriz. Yunus. Karagümrük tüm atlarıyla savunmada bu pozisyonda. Dakika 65 oldu artık. Biraz risk alacaklar muhtemelen. Yoksa bu maçı çevirme adına yapacakları başka bir şey kalmadı ilk yarıdan. Skoru çok erken 2-0 yaptı takımımız. Yunus'un güzel pası Osman'a. Osman çok iyi bir dripling. Şahin önünü aldı. Mükemmel hareket. Gol mü? Kaleci çıkarttı. Hadi be. Sühan çıkarttı. Ne geldi ya? Bir tık... Oynanan bu futbol, bu dirayetli, ayakları sağlam basan takım seyircimizi de mest etmiş gibi gözüküyor. Emra güzel. Bir step over yaptı. Boran topu alıyor şu anda. Doğu'yla Karagümrük hata var. Haydi oğlum. Haydi çocuklar. 20 dakikalık zaman kaldı. Ara pas geçti Hasan'a. Hasan'ın pası. Savunma çıkart onu. Vur onu. Yüksel. Korner. Zor da olsa atlattık bu pozisyonu. Hadi oğlum. Arka direğe bir orta. Savunma. Şahin bugün gerçekten ultra performans gösteriyor. Mükemmel bir ara pas. Yunus koş oğlum. Yunus vur ona. Vur. Gol 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 gol. 3 oldu. 3 oldu. Gol. El Yunus'i. Harika bir pas. Mükemmel bir pas Şahin'den. Yunus. 3-0. Fişi çektik arkadaşlar. Fişi çektik. Aynen öyle. Artık rahatız. Sülalemiz rahat. Son 15 dakikaya girdik artık. Chat'te doymuyor. 4-4 diyor yani. Chat 4 istiyor. 4. Emojiler geliyor. Destek arkamızda.
Bu rüzgarı arkasına aldı takım, sahaya çıktı. Bir Kangal edasıyla rakibi boğdukça boğdu. Özellikle ilk yarının başında. Aslan'ın arka direğe ortası var. Hakeme bakıyorum. Korner diyor. Alkış gel geliyor taraftarlardan. Gelin beyler, defansa gelin. Gol yemeyelim. Clean sheet alalım. Evet, clean sheet. Bir pas. Ertuğrul paslı kullandı. Karagümrük. Harikasının. Kaleci bir çıkarttı. Dönen top. Ağlarımızda. Ya. Evet, top ağlarımızda. Rehavete kapılmadık. Zaman artık çok az. Efe Ali Biter'in golüyle Karagümrük ilk golü buluyor Sivasspor'umuz karşısında. Olur böyle goller. Güzel karşılayalım. Önüne düştü falan, şans oldu. Aynen, kalecimiz çıkartmıştı onu ama Şahap. Şahap açılıyor. Ertuğrul topu bir kez daha ağlarımızda buluyoruz. Aman çocuklar. Aman çocuklar. Son 9 dakika arka arkaya yenen maalesef iki şanssız golümüz var. Oyunu tutarak burada, buradan bu galibiyet puanını alacağız arkadaşlar. Buna emin olun. Şimdi Yunus'a gitti top. Ver artık Yunus. Verdi. Kaleci çıkarttı Sühan. Olmuyor. Sühan çıkartıyor. Heyecan çok dorukta. Nefesler tutuldu artık. Herkes konsantre oldu maça. Boran. Ofsayt diyor hakem. Bir rahat nefes alalım. Hızlı kullanmayalım. Yani evet, çok hızlı kullandık ama İhsan. Taht çizgisinin orada topu tutuyoruz. Evet, çevirmeye başladık. Kontrolümüzde top. Her şey kontrolde. Sakin sakin. Şahab'ın degajmanı geldi. Orada İhsan'la çıkıyoruz. Yunus. Mükemmel görmedi mi sağ kanadı arkadaşlar? Yunus'un pasında Osman. Osman harika indi çizgiye. Osman güzel hareketler. Korner. Son iki dakika. Evet. Zaman oynamamız lazım artık. Atağa gerek yok. Kesinlikle. Kesinlikle abi. Aynen. Yunus. Osman. Dakika 90'a girmek üzereyiz. Gözler hakemde artık. Şahin'e doğru ama olmadı. Kaleci aldı Sühan. Artık son düdüğü beklemeye başladık. Artı 2 oynanıyor. Son bir atak şansı çıkabilir. Rakip adına ama derken orada helal olsun Osman. Her yerde yine bugün. Top bizim yarı sahamızda. Mükemmel dikti topu savunmamız. Evet arkadaşlar, son 20 saniye artık. Gözler hakeme gidiyor. Şu topu uzaklaştıralım, bitsin artık bu maç. Ertuğrul ortası. Savunmada Osman. Ve hakem bitirdi. Bitirdi maçı. Sivasspor 2, Karagümrük 2. Biz 3-2 alıyoruz bu maçı. İşte bu. Stresli oldu. Yapacak bir şey yok yani. Bu oyun maalesef hatalar oyunu. Bir anlık dikkatsizlik hemen cezayı kesiyor. Karagümrük'te elinden geleni. Olsun. Önemli olan 3 puan. Kesinlikle. Çok heyecanlandın diyor Çağatay. Heyecanlanmamak elde değildi gerçekten. Birazdan diğer maçımız başlayacak. Kaç dakika ara olacak Güngör Bey diğer maça kadar? Diğer maçımız 11.30'da başlıyor. 5-6 dakikalık aramız var. Orada biz müzik taraftarlarımızın sevdiği bir şarkı varsa onu çalabiliriz. Ya da bizim seçtiğimiz müzik arşivinden bir şeyler çalabiliriz. Tabii ki, tabii ki geliyor. Hemen geliyor. Herkes bir yere ayrılmasın. Yaklaşık 200'e yakın izleyenimiz var şu anda Twitch kanalımızda. Evet. Hadi bakalım, müziğimiz de geldi. Elleri görelim arkadaşlar. Ali Ebin, hoş geldin kanala. Olmaz bir ilan gördüm.
Evet sayın seyirciler, ikinci maçımıza çok az kaldı. Çok teşekkür ediyoruz bu mükemmel desteğiniz için. Bu arada şöyle bir anekdot geçmek durumundayız. Sizlerle birlikte rekor kırdık arkadaşlar. Anlık olarak 200 kişi izledi bu yayını. Ve bir ilk, Anadolu Kulübü'nün anlık olarak en fazla izleyiciye sahip olan Espor kanalı unvanını alıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Değerli taraftarlarımıza buradan alkışlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Herkese teşekkürler tekrardan. Bu kadar kısa sürede bu kadar yüksek bir sayıya ulaşmak ancak Sivas Spor taraftarına yakışırdı zaten. Gerçekten bir rekora imza attık Güngör abi. Çok mutlu etti bu beni. İlk spikerli yayından, Pro Lig yayınından herkese selam olsun. İnşallah biraz sonraki Eskişehir Spor, Espor müsabakasında çıkacağız, kazanacağız. Bu arada rakiplerimiz de puan kaybetmiş. AS4 Games Creep 1-0 yenilmiş Başakşehir'e. Evet. Fenerbahçe'de berabere kalmış. Bunlar bizim için iyi haberler. Çünkü sıralamada üstümüzde olan takımlar bunlar. Hı-hı. Onların yenilmesi bizim avantajımıza. Biz kazandığımız sürece üstlere çıkmaya devam edeceğiz. Şu an 5. Evet. sırada olmamız lazım. Biraz önce chat'e şeyi atmıştım. Puan durumunu. Geçen haftanın puan durumu tabii ki. Bu hafta daha şey yapılmadı. Güncellenmedi. Bakalım. İnşallah bu maçı da alırız. İnşallah. 6 puanı da kapatıp bu arada maç sanırım başlıyor. Pastorius da geldi. Kendisi bir Twitch partner. Bravo diyor takımımıza. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Pastorius Atilla bizim geçen sene bizde oynamıştı. Atilla evet. Erdamar. O da şu an Altay Espor'un oyuncusu. Hı-hı. Hoş gelmiş. Teşekkür ederiz gelip bize selam verdiği için. Çok teşekkür ediyoruz. Altay Spor görmesin. Yok yok, biz şeyiz yani, bu projektik öyle ki. Hepimiz evet, evet. Birbirimize çok samimi olduğumuz için hiç böyle saha içinde tabii ki rakibiz ama saha dışında hepimiz arkadaşız. Herkes birbiriyle görüşüyor, konuşuyor, iletişim halinde. Hı hı. Birbirimizin maçına gidip oynuyoruz, ediyoruz böyle dostluk maçları falan yapıyoruz. Çok güzel bir ortam var. Balla bölüyorum Güngör Bey. Maç başladı. Sanırım bir düşen oyuncu var. Wow. Böyle server hataları, aynen server hataları olabiliyor. O nedenle maçtan çıktı arkadaşlar. Tekrar başlayacağız herhalde. Hı-hı. Evet evet. Ya bazen oluyor böyle, maça girerken bazı oyuncuları atabiliyor. Bu nedenle arkadaşlar çıktılar. Ligde bir kural var. İlk 10 dakika içinde maçtan çıkabiliyorsun. Ama bu 10 dakikalık süre zarfı içinde bir gol yersen skor mesela gol atan taraf lehine 1-0 başlıyor tekrar maç. Hmm. O da bir kural diyorsunuz. Evet, teşekkür evet. ederiz bu değerli bilgi için. Rica ederim. Tribün yaptı yine chatimiz. Kırmızı yazıyor bir kısım. Bir kısım beyaz yazıyor. Coşuyorlar. Onlara da bu yakışır zaten. Covid-19'dan beri gerçekten unuttuk bu tribünlerdeki tezahüratları. O zevki yaşamayı, o keyfi almayı çok özledik. Biz de bir nebze olsun size bunu yaşatabiliyorsak arkadaşlar, değerli taraftarlar, bundan çok memnuniyet duyarız. Evet. Maç sesi henüz başlamadı. Birazdan o da gelecek. Birazdan sağ içi ses. Oyunun haliyle kendi spikeri var. Ama biz onu ayarlardan kapatıyoruz. Üstüne biz konuştuğumuz için. Bir de oyun müziklerini de mecburen kapatmak zorunda kalıyoruz. Çünkü yayın telif yiyor, şey yapıyor. Evet. Bazı yabancı şarkılar telifli olduğu için. Mecburen sesleri, yani müzik seslerini kapatıyoruz. Niye ses olmuyor diye, ses yok diye soran arkadaşlar olursa. Evet. Hadi bakalım. Tekrar başlıyoruz. 3 puan da buradan yazalım. İnşallah. Tek temennimiz bu yönde. Corleone, çok teşekkür ederim iyi dilekleriniz için. Güngör Bey'e bir soru var. Şampiyonluk ödülü nedir diye soruyor Ender arkadaşımız. Şampiyonluk ödülü şöyle. Ligin şampiyonu 6000 TL bir ödül var. Evet. Ayrıca galibiyet başına da bir ücret alınıyor. Yani aşağı yukarı bir 7-8 bin lira falan, şöyle bir
ödül topluyor. Türkiye Kupası var ayrı. Onun da bir 4000 liralık bir ödülü var. Bu total mi Güngör Bey? Evet evet. Yani yok sadece şampiyona verilecek ödül. İkinciye, evet. Üçüncüye de ayrı yeten ödül var tabii ki. Teşekkür ederiz. Maç başladı. Yunus'un kafasında Şahin. Sol kanattan yine geliyor Şahin'le. Pas! Olmadı. Emre ile uzaklaştırıyor Eskişehir Espor takımı topu. Savunmamız ve takımımız güzel oturdu yerine şu an. Atak çabamız var Emre'yle. Osman Emre iyi paslaştılar. Şahin harika bir skill. Olmadı Volga. Kornere çeldi. Tayt giymiş Eskişehir'in kalecisi. Farklı bir tarz kullanmış. Arka direğe orta. İndirdi. Vurun artık. Yapma bunu. Kaçırıyoruz golü. Ya orada Orhan mıydı? Osman mıydı? Evet, niye evet. İyi adamı ya. Direkt gelişine vururdu. Niye eğildi orada? Evet, şanssız bir an oldu. Çok bir şey. Batuhan'la çıkma çabasında Eskişehir. Boran. Gökhan'a oynuyor. Faulümüz var mıydı ya orada? Evet, orada hakemin ilginç bir kararı var. Ve evet, bir faul kararı var. Al işte ya. İnanamıyorum, inanamıyorum gerçekten. Batuhan'la serbest vuruş kullanacak. 30 metre uzaklıktan kaleye. Rakibimiz Eskişehir Spor. Paslaşarak kullanacak. Evet, çok uzak bir mesafe gibi. Arka direğe tehlikeli bir orta. Savunma uzaklaştırdı, helal olsun. Emrah. Harika bir ara pas düşüncesi. Düşünce çok iyi ama birazcık fazla gidiyor top. Bir tık çok oldu. Yunus son almıştı bir boyusu. Bakalım, maç ortada başladı. Evet. İki tarafta baskılı oynuyor. Biraz arkayı sağlamamız lazım. Arkaya çünkü forvetleri çok şey kaçıyor araya. Stoperlerimiz biraz yakın oynarsa daha iyi olur. İnşallah. Bunu başarabilir. Şahin'in pası var Yunus'a. Yunus Şahin'e geri döndü. Kurarak oynayalım diyor oyunu. Şahin Emre ile paslaştı. Emre Yunus'u yine gördü. Çok iyi ilerliyoruz şu an. Orta sahayı geçmek üzereyiz derken bir isabetsiz pas Yasin'le Eskişehir atağına dönüşebilir. Mehmet Han sol bekten stoperi Alp'i gördü. Alp tekrar Mehmet'i görüyor. Pires taş getiriyor. Eskişehir şu an taş kullanacak. Mükemmel bir baskı var yalnız adam adama. Herkes ileride bastık. Şimdi orada Efe bir rovaşata ile uzaklaştırıyor topu orta sahaya doğru. Akrobatik bir uzaklaştırma, evet, oldu. Batuhan'dan pas. Savunma yerinde müdahale. Helal olsun Oğuzhan. Osman güzel sıyrılıyor. Düşünce de çok iyi ve Emre ile buluşturuyor topu. Sanırım ki offside, kaldırıyor hakem bayrağını. Yoksa gol diyor. Hakem. İşte yarım saniye. Yarım. Evet maalesef. Bir an bile çok etkiliyor gerçekten. Henüz maç tam olarak açılmış değil. İki takım da birbirini ölçüp tartıyor. Biz biraz daha baskılı başladık sanki rakibimize göre. İnşallah golü de bulan ekip olacağız. Dakika 22. Yasin'le kesti hatamızı Eskişehir. Emre ile sol kanattan atak başlatma çabalarındalar. Mehmet'ten pas Batuhan'a. Geri dönüyor Batuhan. Orta sahada gelişmeye çalışan Eskişehir Spor atağını izliyoruz. Güzel, yerinde savunmamız. Kademeye gireceğiz. Emre ve top bizde. Şahap. Güzel attı Osman'a. Ama indiremedik. Geri pas olarak algıladı. Kaleci maalesef. Güzel. İtiraz var hakeme. Haydi taraftar, haydi. Yalnız bırakmayın takımımızı bu zorlu mücadelede. Gökhan'la gelişiyor Eskişehir atağı. Orta içeriye. Şahap kontrolünde top. Out'a gidiyor. Taraftarımız 58 numara kimde yazmış? 58 numara taraftarımız da. Takımdan kimse 58 giymiyor. Taraftarımıza ait olduğu için. Evet. Çok teşekkür ediyoruz desteğiniz için. Bir tribün yapalım chatte lütfen. Atak gelişiyor Eskişehir adına. Oğuzhan kademeye öyle bir girdi ki. İri de bir yapısı var Oğuzhan'ın bu arada. Oğuzhan gerçekten defansif orta saha olarak bayağı top kapıyor. Evet. Bıçkın bir oyuncu. Şimdi Osman atar mı araya? İzin vermedi Eskişehirliler. Boran'dan sağ kanada Gökhan'a pas.
Online tribün. İşte bu. İşte bu taraftarımızın rüzgarını takımımız arkasına aldı. Hep destek. Tam destek. Osman. Emrah. Aldı topu, verdi. Şahin gördü Yunus'u. Tekrar pas. Şahin'le Yunus paslaşıyor aralarında. Yunus. Şahin. Şahin vur. Gol. 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 İstanbul be. Top bağlarda. 1-0. Çok güzel. Şahin attı. Yunus'un oradaki pas zavallaması zaten golü getiren oldu. Şahin'in koşusunu gördü orada. Ve bekledi yani. Şahin'in avantajlı pozisyona geçmesini. Harika. Durmadı takım. İkinci gole geliyoruz. Hadi Yunus. Olmuyor. Son anda savunma kademeye girdi. Son anda. Dakika 36'da gelen gol. Çok iyi geldi. İşleyerek geldi orada. Paslaşa paslaşa geldi takımımız. Ve golü buldu. Şahin çok şey katıyor bugün takıma. Çok. Batu. Boran. Top Yüksel'le. Güvenli ellerde orada. Emrah. Topu iyi tutan bir oyuncumuz. İnanılmaz bir pas. Kaleci çıktı. Aman ya Rabbim. Gol. 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 Kaldırdı ya. Offside verdi. Aa. Yapma hakem. Yapma offside. Üzdü bizi. Özdü bizi. Evet. Vara gitsin gerçekten ya. Çok çok kritikti ya. Çok iyi geçmişti oysaki top ama maalesef. Orada Emrah iyi gördü ama maalesef offside. Olsun olsun. Bu bir işaret bence. Rakip de bu pozisyondan biraz ders çıkarsın. Evet. Biraz önde oynamasın. Kesinlikle. Yani. Gökhan. Sağ kanattan Eskişehir atak yapmaya çalışıyor. Boran. Efe orada vücudunu koydu. Araya girdi. Taç. Taç bizim. Hakem güzel gördü bu inceyi. Emrah'dan uzun pas. Emrah gerçekten öyle paslar atıyor ki hocam. İnanamıyorum bazen izlerken. Magista. İlk yarı bitti. Magista. Evet. İlk yarı böyle bitti. Bakalım. Rakibimiz 3-5-2 oynuyor. Bizim için avantaj. 4-3 oynayan bir takım için. Evet. Kanatları iyi kullandığımız sürece her zaman pozisyon buluruz. İnşallah devamı gelecek ya. Biraz kritik skor tabii. 1-0. Farkı açmamız lazım. Hı hı. Arada ben de kameraya vereyim kendimi biraz. Şahin hakkında yorum. Yani Şahin zaten oyunun her alanında hem defansif olarak hem hücum anlamında takıma çok şey katıyor. Bugün de kalitesini gösterdi. Bir önceki maçta yaptığı asist, bu maçta attığı gol. Yani takımımızdaki her oyuncu kaliteli. Hepsinin bir gün çıkıp maçı çevirebilir. O kalitede oyuncular. İkinci yarıda başlıyor bu arada. Eskişehir çıkmakta zorlandı bu ya bir an yani. Bora. Ama tabii oyunu kontrol etmemiz lazım. Kesinlikle. Lazım çünkü skor kritik. Onlar gelsinler. Biz uzun toplan çıkalım. Golümüzü atıp dönelim. Zaten kontrol hata iyi yapıyoruz. Uzun pas atan oyuncularımız da kaliteli. Adana'sa testin paslar atıyorlar. Emrah. Araya girdi Taç. Çıktı diyor hakem. Taç'ı kullandı rakip. Şahin araya giriyor. Emrah'a verdi. Emrah kıvrak bileklerini konuşturdu. Top Eskişehir'e gidiyor. Oraya gitti. Haydi arkadaşlar. Haydi destek. 40 dakika kaldı sadece. Bu hafta iki galibiyetle tamamlamaya çok yakınız derken Batuhan'la orada işte defansta bir anlık. Top ağlarımızda. Top ağlarımızda. Dakika 52. Batuhan aslan sevinci yaptı orada. Gördüm. Haydi çocuklar. Toparlanalım. Şahin'le atağa çıkıyoruz. Emrah abi hoş geldin yayınımıza. Hain torun. Efe. Güzel bir pas Şahin'e. Emrah arkaya sarkmadı top. Canki. Takımımız pres yapıyor. Volga'nın degajmanı var.
Şu anda evet sağ kanattan Osman'la gelişen atağımız var. Haydi oğlum. Haydi Osman. Emrah'dan bir destek. Çok iyi hareket. Emrah gördü içeriği. Arkaya doğru biraz. Sarkar mı? Top orada Boran'a gidiyor. Dakika 58. İşte tribün şov. İşte online tribün şov. İşte çılgın taraftarımız. Coşturuyorlar. Chat yıkılıyor resmen. Herkesin görmek istediği bir yayın diyebilir miyiz Güngör Bey? Evet valla süper ya. Yani maça bakamıyorum chat'i izlemekten. İnanılmaz. Haydi çocuklar. Bu desteği bir de golle süsledik mi bu iş tamamdır. İhsan'ın pasında Osman. Osman geriye döndü Oğuzhan'a. Kurarak geliyor yine takımımız. Çok da seviyor böyle kurmalıyı. Hadi Yunus. Sol ayağıyla denedi olmadı. Top tekrar bizde. Bu dakikalarda güzel bir baskı oluşturduk rakip kale alanında. Yunus'un pasında Osman. Yunus vur. Gol bayır. Abi İnanamıyorum. Be. Out'a gidiyor top. İnanamıyorum. Şanssızlık gerçekten. Olsun olsun. Gelecek gelecek. Biz inanıyoruz. Biz inanıyoruz gelecek. İnşallah. Çıkamıyor rakip. Zorlandı. Hadi beyler totem yaparım. 58 yazalım hadi. Haydi bir 58 yazılarını görelim arkadaşlar. Haydi değerli taraftarlarımız. Gol gelecek hadi. Ne kadar çok 58 o kadar, o kadar çok gol diyoruz. Batuhan'la gelişiyor. Eskişehir hata faul diyor hakem. Tehlikeli yerden mi? Hayır. Uzak bir nokta. Yazıyla yazan bile var 58 diye. Sarı kart yüksele geldi. Yerinde bir müdahaleydi. Top ilerleseydi araya bir pas olacaktı gibi gözüküyordu. Offside. Osman ve Efe. Acele oynamamalı. Biraz sabrederek oynamalı. Kesinlikle abi. Pas oyunu sekteye vuruyor. Biz iyi pas yapan bir takımız. Biraz dikkatli olmamız lazım sadece. Topu yine kestik. Oğuzhan. Yani demir adam diyebilir miyim Oğuzhan'a bugün? Gerçekten harika müdahaleler oldu. Evet, Oğuzhan bugün üst düzey oynuyor. Yani standardı bu yani. Evet. Her zaman böyle oynuyor. Biraz sadece dikkat etmemiz lazım bu dakikalarda. Yani bugün Oğuzhan. Bu kanalımızı takip edelim. Bir rekoru daha beraber kıralım arkadaşlar haydi. Kanalımızı sağ altta gördüğünüz o mor takip et butonuna tıklayarak takip etmeyi unutmayın. Tüm bildirimlerden haberdar olun arkadaşlar. Batuhan yerde kalk diyor hakem. Şahin geriye oynadı. Efe'den pas Osman'a. Şimdi Oğuzhan aman çocuklar dikkat ara pas. Gir araya oğlum gir kapat. Harika müdahale. Gerim gerildim Güngör abi az önce. Evet. Bir kritik hata oldu orada. Evet. İlk maçı kazandık. 3-2. 3-0'dı. 3-2 bitti. Hakem düdüğünü çaldı. 28 metreden sol açıktan faul kullanacak. Karagümrük Spor serbest vuruş için. Mehmetan topa geldi sol ayağıyla. Kısa bir pas. Çalışılmış bir taktik olabilir. Dikkat kaleci. Şahap. Süpersin. Kanalı takip edelim lütfen arkadaşlar. Atağımız gelişecek. Canki Eskişehir araya girdi. Hadi çocuklar. Oğuzhan. Osman. Geçersin oğlum. Çok iyi tuttu topu. Düşünce güzel. Geçmedi top. Güngör abi beraberlikte ne oluyor? Soranlar var. Vallahi beraberlikte ne oluyor? Bir puan alıyoruz. Evet. Bir puanla. Yenmemiz lazım. Üst sıralara çıkmak istiyoruz. Şu an 5. Evet. sıradayız. Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada bizim 6 puan almamız çok önemli. Zaman var da ben inanıyorum takıma. Evet. Gol gelecek. 7-8 dakika var. Haydi. Uzatmayla birlikte 10 dakika diyebiliriz biz ona şimdiden. Evet. Biraz sabırlı oynamamız lazım. Panik oynarsak hata yaparız. Evet. Uzun bir top. Yunus harikasın. Yunus gidiyor. Yunus sokuluyor içeriye. Haydi Yunus. Korner. Bora. Kornere çıkarttı. Çocuklar haydi. İnandık. Bekliyoruz bu golü. İstiyoruz bu golü. Olmuyor. Hadi be. Az farkla out, az farkla. Üzdü bizi. Kaleci bakıyor. Her yerde baskımız var. Haydi çocuklar. Kaleci bir degajman yaptı şimdi. Dikkat edelim orada. Bir şans golüne. Yer vermeyelim. Hadi uzun top. Osman'dan Yunus'un önüne doğru. Orada Yunus. Çek o topu sağ Yunus. Olmadı Alp. Kademeye sert bir giriş yaptı.
Top tekrar bizde. Haydi çocuklar. Orta sahadan gelişen atağımız. Yükselin pasında Yunus top istiyor. Yunus hakem devam dedi. Ver pasını. Sol kanat. Şahin'in pası. Yüksel gol! 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 Dedim ben ya. Gelecek ya. Gol! 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 Mükemmel! Yüksel Diker! Eller havaya arkadaşlar. Dakika 90. İnanılmaz bir gol. İnanılmaz. Yıkılıyor chat. Yıkılıyor chat. Türkiye'nin en çok izlenen Espor kanalındayız arkadaşlar. Öyle diyebilir miyim Güngör abi artık? Kulüp bazında. Tabii ki. Aynen öyle. Kulüp bazında en çok taraftar olan, maça en çok taraftar gelen biziz. Mükemmel bir istatistik. Tribünü aratmıyorlar yani. Hadi çocuklar dayanalım. Hadi. Gözler hakemde artık. Dayanalım. Boran. Kapatın arkadaşlar orayı. Aman dikkat. Çok kalabalık geldiler. İleri doğru. Evet. Ve bitirdi evet. Hakem. İşte bu be. İşte bu. İşte bu bitirdi hakem. Ne diyeceğimi bilemiyorum abi. Güngör abi. O kadar mutluyum abi. Ki. Evet. Süper. Vallahi ağzına sağlık. Süper anlattın. İnanılmazdı. İnanılmazdı. Ben teşekkür ediyorum herkese. Diyelim. Buraya gelen herkese. İzleyen herkese. Destek veren herkese. 6 puanı almamızda. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bir daha izleyelim şu son dakika golünü ya. İşte bu gol Yüksel affetmedi sol ayağıyla. İçeriye bir sokuldu. Belki bu gol bizi şampiyon yapacak. Sezon sonunda inşallah bu golü hatırlarız. Deriz ki oradaki gol bizi şampiyon yaptı. Çok önemli. Çünkü her gol çok önemli. Her puan çok önemli. Belki İnşallah. Bu gol bizi şampiyon yaptı. Gerçekten harikaydı. Çok güzel atak gerçekten. Yani atağın yönünü çevirme, oradan tekrar ortaya dönüp boş adamı bulma. Gerçekten çok güzel. Yüksel de orada tam direkt dibine çok iyi vurmuş. Kesinlikle. Aslında Yunus'un golü girmeliydi. Yani. Yunus bir top vurdu, direkt seyirde gitti ya. O top girmeliydi ama olsun. Ona da şükür. Kesinlikle. Marş veriyorum. Veriyorum abi. Aynen. Taraftar çıldırıyor. Mükemmeldi. Harikaydı gerçekten. Bugün başka maçımız yok. Soranlar var. Puan durumu ne oldu? Yani güncel olarak şu an yayının kontrolü bende olduğu için dilerseniz gösterme şansım olabilir. Hemen gidelim oraya. Hemen bir yayına yansıtalım. Tamam. Gerçekten inanılmazdı. Şimdi ekrana getireceğim Güngör abi ben. Burada galiba bizim 6 puanımız işlenmiş sanırım Güngör abi. Hadi ya şu an hemen anında işlendi mi? Şimdi gönderiyorum yayını. Çünkü 7 puanımız vardı. 10 puan 5 maç oynamışız gibi gösteriyor şu an. Ha, bir maç işlenmiş. Diğer maçı da ya zaten bu gece işleniyor bütün maçlar. Yarın evet. Sosyal medyadan bu arada sosyal medya hesaplarımızı da arkadaşlar takip ederlerse puan durumunu ve maçların özetlerini paylaşabiliriz. Oradan da takip edebilirler. Şu an kaç puan gözüküyoruz? Aynen. Üçüncü gözüküyoruz ama gideceğiz ya. İlk ikideyiz inşallah.
Bu arada aynen Discord grubumuza gelip oyuncularımız orada var. Discord grubumuzdan arkadaşlar oyuncularımızla iletişime geçebilirler. Oradan görüşebiliriz, konuşabiliriz. Sürekli orada maçlarla alakalı konuşuyoruz. Tabii. Discord'un neler yaptığıyla ilgili konuşuyoruz. Güzel sohbetler dönüyor orada da. Herkesi oraya da bekleriz. Yani yine eskiye çevirir misin? Burada Twitch izliyordum ben. Bir röportaj yapma imkanımız olacak mı Güngör Bey? Bir oyuncumuzla şu anda acaba? Ben görüşeyim arkadaşlarla. Tamam. Eğer onlardan da onay gelirse dilerseniz bir arkadaşımızı, bir oyuncumuzu yayına alalım. Şey var, bek oyuncumuz Efe Babek. Efe burada mı? Discord kanalımıza gelirse. Tabii. Onunla maçı sıcağı sıcağına konuşalım. Geliyorum yazmış ona. Discord kanalımızdan röportaj bekleme odasına bekliyoruz Efe Bey'i. Talha'cığım yayın izliyorsan Efe'ye bu sohbet kanalımızı alabilir misin? Kilitli diyormuş sanırım. Talha izliyordur muhtemelen. Ya da ben de arayabilirim eğer şeyse, eğer oraya gelmiyorsa. Ben de buradan sesli arayabilirim. Sanırım katıldı şu an. Abi bozdun ya. Kapattım mikrofonumu ama. Tamam. Düzelt hemen. Şu an sesin geliyor bana. Yayına gidiyorum bilmiyorum ama. Efe Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Çok sağ olun. Kutluyoruz öncelikle sizi ve diğer arkadaşlarımızı, takımımızı. Neler yaşadınız? Kısaca bir bugün yaşadıklarınızı bize anlatmanızı, aktarmanız mümkün mü? Şu an tabii. 200 kişi izliyor evet. Chatimizi de. Ya bugün gerçekten çok önemli iki maça çıktık. Bizim için çok önemliydi. Bir haftadır da en iyi şekilde çalıştık. Bugün de iki maçta da belki bazı maçlarda son dakikalara kalsa da mücadelemizi ettik. O bizi yayında izleyen, izleyemeyen değerli Sivasspor taraftarı için. Onlara da çok teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı. İnşallah sezon sonunda onlara kupayı da armağan edeceğiz. İnşallah. Efe, çok teşekkür ederiz. Ben şimdi maç sesinde yoktum. Onun için bilmiyorum. 3-0'dan maç 3-2'ye gelince ne oldu? Ne dediler orada? Yani Avrupa maçında olduğu gibi oldu biraz. Skoru rahatlattıktan sonra oyundan düştük ama yine kazanmayı bildik. Önemli olan oydu. Peki şey söyleyeceğim. Yüksel'in attığı golden sonra chatte ne oldu? Abi valla çok güzel bir hava kim, vardı. Kim birbirini yiyen kimdi ya? En çok kim bağırdı? Bana onu söylesene be. Abi herkes bağırdı ya. Kimsenin sesi anlaşılmıyordu valla. Herkes çok heyecanlıydı zaten. Çok vallahi kritik bir galibiyet oldu bizim için. Evet. Ya sorma, ben zaten yayında da söyledim. Belki o gol bizi şampiyon yapacak yani. Hani aynen, çok aynen. Önemli yani. Son dakikada gelen goller gerçekten şampiyonluğu etkiliyor. Bu da kesinlikle. Onlardan biriydi. Ufak bir rehavet oldu mu Efe Bey? Bir de Efe Bey'in mevkisini soranlar oldu yayında. Sol bekimiz değil mi Efe Bey? Ben yanlış aktarmak aynen. İstemem. Evet, evet. Aynen. O sarı saçlarından oyundaki tanımak zaten onu çok mümkün oluyor gayet. Bu arada Güngör Bey bir şey daha sorabilir miyim sizlerin huzurunda? Çok isteyenler var. Şahin Aga buraya gelir mi diye soranlar oldu az önce yukarıda. Öyle bir röportajda olur mu Efe Bey'den sonra? Şahin Aga... Özel istek. Efe Bey getirebilir mi Şahin Aga'yı buraya acaba? Mümkün mü? Ben tabii bir sorayım. Tamam. Efe Bey çok sağ olun. Şahin ellerinize ya, sağlık yine. Şahin buraya. Evet, Şahin bizi diskoya götür yazanlar var. Şahin de yani ofansif olarak gerçekten bayağı iyi bir performans gösterdi. Güngör Bey ne kadar bir reyting almıştır acaba? Bunu soranlar da var ayrıca Şahin Bey'in. Oyuncusuna. Şahin'in reytinglerini aslında bizim istatistiklerimizi Şahin tutuyor. Şahin tutuyor diyorum ya. Efe tutuyor şu an Şahin'le konuşuyor da. Şahin'i ben sesli arayayım olmazsa. Ben buradan olur. Sesini veririm size. Şahin sesleri var chatte. Takımın Alex'i yazanlar var. Beton yetmez yazanlar var. Çok gerçekten. Evet. Selam Şahin. Efendim. Aleyküm selam. Nasıl Şahin Bey sahibim? Merhabalar. İyidir Güngör, sen nasılsın? İyiyim ben de. Ya sen yayını açabilir misin? Yayını duyabiliyor musun şu an?
Nasıl yani? Senin, şu an mesela İsmet'le konuşur musun? Bir? Alo. Şahin Baba, merhabalar. Ne yaptın? Biliyorum, biliyorum. Süper oynadın. Aa, Şahin Bey. Pardon buna, pardon. Evet, devam et. İsmet'le konuşsana bir. Şu an konuşmuyor. Efendim, duyuyor mu beni? Şu an duyabiliyorum. Biraz daha derin ama yaklaşabilirse biraz çok memnun oluruz. Bir saniye yayın. Ben onu duymuyorum. Duymuyor musun? Burada gelsin. Hmm. Şahin'cim, sende Discord var mı? Discord'a gelebilir misin? Discord grubu. Tamam. Discord grubumuzda varsan orada bir yayın odamız var. Talha seni oraya davet etsin. Oraya gelirsen telefondan aç. Biz bekliyoruz seni. Taraftarlar seni istiyor vallahi özellikle. Yani 50-60 kişi yazdı Şahin gelsin buraya diye. Herkes bekliyor. Gelmeden olmaz bu iş. Şöyle tamam, bir yazan var. Bakın, adam Sivas'ın ses hali. Bunu yazan var yani şu an çete. O kadar istiyorlar ki gelmesini. Hemen ben sana linkini gönderirim Şahin'cim. Evet. Taraftarımız hala var yayında. 65-70 kişimiz var. 70 kişi seni bekliyor Şahin. Efe Bey, sizin aktarmak istedikleriniz var mı? Taraftarımız desteğini çok iyi verdi bugün. Ben tekrardan taraftarı ve size teşekkür etmek istiyorum. Elinize sağlık, ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz asıl. Allah, şu an siz maç stresiyle şey yapamadınız ama yayından sonra, yani maçlar bittikten sonra yayının tekrarını izleyin. Chat'i bir okuyun. Yani çok fenaydı ya gerçekten. Evet. Öyle o 58. dakika şovu muhteşemdi. Çok keyif aldık. Gerçekten harikaydı. Şahin'cim, girebildin mi Discord'a? Tamam, bir saniye, bir saniye. Ben hemen şey yapayım. Talha seni alsın. Discord adın neydi senin Şahin? Yiğido Gençlik. Hı. Çok teşekkür ederiz bu güzel desteğiniz için. Taraftar gruplarımızdan Yiğido Gençlik. Evet, lütfen yayın odasına gelin. Evet, gel yayın odasına. Şahin Bey'i canlı yayınımıza alıyoruz şu anda. Chat'imizin de desteğiyle. Buraya geldi Şahin Bey şu an. Şahin Bey, bizi duyabiliyor musunuz? O röportaj bekleme odasında ya galiba. Ben onu yukarı çekeyim mi hemen? Geldi mi? Geldi. Şu an geldi, evet. İyi akşamlar Şahin Bey. Merhaba, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Tebrik ederiz. İnanılmaz bir oyun sergilediniz. Sizi izleyen taraftarlarımız mest oldular. Sizi çağırdılar yayına. Şahin, Şahin sesleri oldu chatte. Valla diyorlar hepsine ki birer birer teşekkür ediyorum. Şahin ortaya üçlü çektir Sivas'a diyorlar valla. Kesinlikle. Şahin onu başkan yazıyorlar. İnşallah şampiyon olduğumuzda üçlü çektiririz. Evet. Aa, inşallah, inşallah. Çok iki önemli maçtı. Şampiyonluk gelince inşallah üçlü çektiririz. Şahin Bey, siz Sivaslı mısınız? Sivaslı olduğunuzu tahmin edenler var chatte. Ben ikinci memleketim Sivas, evet. Öyle mi? Birinci çok memleketim. Teşekkür ederiz. Evet, evet. Messi diyorlar size. Bu takımın Messi'si. Alex'i diyorlar şu anda. Evet. Messi, Alex, sıkıntı yok yani. Sıkıntı yok. Teşekkür ediyoruz. Hepsinden biraz var. Yunus da geldi. Çete geldi. Yunus Bey geldi galiba. Forvetimiz. Evet, oyuncularımız da çete katıldılar. Vay, Yüksel de gelsin ya. Yüksel gel abi. Attığın gol zaten şeydi yani. Çıldırttı milleti. Şahin Bey, birinci memleketiniz neresi? Onu illa öğrenmek isteyen seyircilerimiz var. Onu da bir söyleyin rica ederiz. Adana. Adana. Evet, çok uzakta değilmiş aslında. Aynen öyle. Vallahi Şahin, bugün süperdin ya. Eline sağlık bro. Yani evet. Özellikle gerçek Yunus'un sana attırdığı gol de çok. Orada pas zamanlaması falan çok iyiydi. Ama evet, senin ilk aynen. ilk maçta Yunus'a attırdığın gol de çok iyiydi. Yani o süper. Evet, aynen. Güzel goller oldu gerçekten ama önemli olan takım olarak bu iki maçı da 6 puanla kapatmamızdı. Evet. Sana da sorayım. 3-0'dan 3-2'ye gelince ne dediniz? Ne yaptınız yani? Sen dedin mi beyler, şişt, ne yapıyorsunuz? Tabii biraz kendimize gelmemiz lazımdı. Yani kolay değil. 3-0'dan 2 gol yiyip
tabii insan biraz tereddüt ediyor şimdi ne olacak, ne olur, şey yapacağız diye. Çok sakin durup ama maçı bitirebildik çok. Yani bir de o dakikaya kadar 3-0 getirip rakibin pozisyonu yok o dakikaya kadar. Hiçbir şey yapamadılar ama bir anda yani 3 dakikada 2-2 oldu. Aynen, futbolda oluyor öyle şeyler. Önemli ya olan ama sakin olup maçı bitirebilmek. Ya. 2 dakikada momentum yedik resmen ya. Böyle olamaz ya. Futbolda evet, dedi. Böyle şeyler oluyor dedi Şahin Bey. Ne yazık ki ama kazanmayı bildik. Çok teşekkür ediyoruz. Sıcağı sıcağına yayınımıza katıldınız. Taraftarımızla bizlerle buluştuğunuz için gerek Efe Bey gerek Şahin Bey, ellerinize sağlık tekrardan. Haftaya yine Pro Elit Ligi müsabakalarımızda sizleri sahada görmekten memnuniyet duyacağız. Söylemek istediğiniz başka şeyler var mı? Çok da tutmak istemiyoruz sizi. Tam maç sonrası. Taraftarlara çok çok teşekkür ediyorum verdikleri destekler için. İnanılmaz, gerçekten bayağı bir destek verdiler. Evet. Bu iki galibiyetimiz onlar için olsun. Ve sezonun sonunda inşallah şampiyonlukla üçlü çektiririz hep beraber. İnşallah. İnşallah. O zaman görüntülü ararız böyle herkesi evin içinde coşarken. Aynen. Aynen öyle. Bağlanırız inşallah. Beyler elinize sağlık. Tekrar çok teşekkür ederiz. Tüm herkese iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Evet Güngör abi, gerçekten heyecan doluydu. Mükemmeldi. Güzel bir yayındı. Evet. Aynı şekilde 1 saat 20 dakikaya yaklaşık oldu yayınımızın başlaması. Hedefi nedir diye takımın soranlar var. Şampiyonluk. Evet. Evet. Mükemmel. Kesinlikle. Zoom'dan spiker abi. Orayı anlamadım. Şampiyonlar Ligi'de var mı diye Ender arkadaşımız soruyor. O da çok destekledi bugün. Lig usulü oynanıyor. Orada da birçok zorlu takım var. Portekiz'in işte. Bir lig. Orada da mücadele ediyoruz. Orada da 3-0 galip geldik. Geçen çarşamba maçımız vardı. Haftaya yine çarşamba günü oynayacağız inşallah. Oraya da orada da yayın olacak. Ona da bekleriz hepinizi. Bugünlük bence bitirelim İsmetciğim. Vallahi evet. Yorulduk. Tabii ki abi. Sağ olsun. Çok sağ olsunlar herkes. Gösteriyorlar hala. Mükemmel bir ilgi var evet. Şu an şarkı açar mısın diyor Samet ama Samet bir dahaki yayına sözüm olsun. Senin için bu şarkıyı unutmayacağım. Notlarımı alacağım. Yiğit Olar geliyor şarkısını. Diğer maçımız ne zaman demişler? Sosyal medya hesaplarımızdan maçlarla ilgili paylaşımlar yapıyoruz. Eğer onları takip ederseniz Instagram'da Sivasspor Espor, Twitter'da Sivasspor Espor ve YouTube linkimiz de şeyde Instagram sayfamızda var. Evet. Oradan maçların özetlerini, bu yayınların tekrarını hepsini oradan izleyebilirsiniz. Mükemmel. Çok teşekkür ediyorum Güngör abi sana da. Menajerimiz olarak verdiğin destek. Taraftarımızın rüzgarıyla birleşti burada bugün. 6 evet. Puanı halimize yazdırdık. Valla bağıra bağıra aldık yani 6 puanı. Gerçekten. En yakın zamanda ilk maçta yine değerli taraftarlarımızla görüşmeyi istiyoruz. Herkesin eline emeğine sağlık diyorum ben buradan. Sözü Güngör Bey'e bırakarak yayınımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Ya gelen herkese teşekkür ederiz. Destek olan herkese teşekkür ederiz. Tribünde bağıramıyorsunuz ama burada istediğiniz gibi bağırabiliyorsunuz. Herkese bekliyoruz bu yayınlara. Burası sizin tribününüz, sizin stadınız yani. İlla Sivas'ta olmak gerekmiyor. Burada da istediğiniz kadar bağırıp çağırıp tepkinizi dile getirebilirsiniz. Biz çok memnunuz sizlerle burada. Direkt birebir görüşmekten, sizi görmekten. Kesinlikle. Sizinle iletişim halinde olmaktan. İnşallah sezon sonu gülen taraf biz oluruz. Tekrar İnşallah. Teşekkür ediyorum. Herkese selamlarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun. Olarak, takım menajeri olarak. Evet. Öyleyse yayınımızı kapatıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Her şey sizinle olsun, her güzellik. İyi akşamlar.